Sevgili izleyenler, Düzce'nin turizmine büyük katkı sunacak olan Yalca Yedigöller yolunda asfalt çalışmaları başladı. Detayları telefon hattımızda bulunan Yalca İl Genel Meclis Üyesi Muhterem Baltacı'dan alacağız. Merhabalar, iyi günler Muhterem Bey. Merhabalar Özlem Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, güzel bir haber verdik izleyicilerimize. Detayları tabii ki sizden alacağız. İl Özel İdaresi dedik, Yalca Yedigöller yolunda çalışmalara başladı. Aylardır, belki de yıllardır beklenen bir çalışmaydı. Neler söyleyeceksiniz? Evet, çok teşekkür ederim. İlimizin ve ilçemizin turizm çehresini arttıracak ve cazibe haline getirecek çok büyük turizm atağı olan Yedigöller yoluyla alakalı nasip olursa çalışmalara İl Özel İdare ekipleri valilik bünyesinde başladı. Evet. Şu anda altyapı, üst yapı, genişletme ve sanat yapılarıyla alakalı 3 farklı noktada çalışma yapıyoruz. Yaklaşık 20'ye yakın personelle, 10'a yakın iş makinesiyle bir an önce gece gündüz bitirilmesi talimatını veren Sayın Valimiz. Evet. Şu anda çalışmalarımız son hızla, son süratle devam ediyor. Tabii ki bu yol yıllardır bizim kanayan bir yaramızdı. Evet. Bu yol hattı üzerinde ayrıca 17 tane de yerleşim yeri olan köyümüz var. Hı hı. Köylerimiz var. Evet. Hem bunların trafik güvenliği açısından, rahatlığı açısından güvenli bir yol olacak. Hem de turizm açısından ilimize diyorum, hem ilimize hem ilçemize çok büyük katkı sağlayacak bir yol. Tabii, evet. Turizmle alakalı, evet, doğru söylüyorsunuz. Hem yerleşim yerleri var hem de Yedigöller her zaman il dışından da birçok insanı, vatandaşımızı ağırlıyor. Turizmle alakalı da büyük katkı sunacağını, yol yapım çalışmaları bittikten sonra daha güzel olacağını söylüyorsunuz. Doğru anladım değil mi? Tabii ki tabii. Şimdi Özlem Hanım, buyurun. Yaklaşık belki de Yalca tarihinin en büyük yatırımı olacak olan bu yolla alakalı. Totalde 30 kilometrelik bir yol burası. Hı hı. Ekiplerimiz, mühendis arkadaşlarımız, teknik elemanlarımız incelediğinde 25 kilometresi BSK sıcak asfalt, 5 kilometresi de beton yollamak üzere bir planlandı. Evet. Fakat şu anda altyapı çalışmaları süratle devam ediyor. Bir an önce yani Yedigöller sınırından başladık ki giden araçlarımız yola zarar vermesin. Hem de sadece yerleşim yeri alanına kadar değil, direkt sınırdan başladık. Bizim en sonki yerleşim alanından sınırımız 6 kilometre. Bu da çok büyük bir yatırım demek. Evet. Ben yolun turizme, ilimize, ilçemize sağlayacağı katkıyı, sebeplerini, daha önceki yani eksiklikleri, şu anda da Allah razı olsun vesile olanlardan biz her platforma gittiğimizde dile getirdik. Evet. Devlet büyüklerimizden, siyasi büyüklerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Hı hı. Böyle Özlem Hanım. Peki o zaman evet, son olarak şunu sorayım. Yani bitirilmesi ihtimaliyle ilgili yani herhangi bir tarih var mı? Hani şu tarihte bitirmeyi planlıyoruz, yetiştireceğiz dediğimiz bir gün. Şu anda Sayın Valimiz gece gündüz çalışma talimatını verdi. Evet. Fakat bu yol yıllardır çalışma yapılmadığı için şöyle bir durum var. Direkt altyapı çalışmalarına başlıyoruz ki yapacağımız işler daha uzun ömürlü olsun. Evet. Çok da vaktinizi alacağım. İçimde ukde kaldı. Çünkü ben bu müjdeli haberi duyduğumda tüylerim diken diken oldu. Buyurun. Önümden yaş geldi. Bolu'dan ayrıldıktan sonra bu yol maalesef yıllardır sönük kaldı. Daha önceden biz Bolu'ya bağlıyken, yani Büyükçe o il olmadan önce bütün tur otobüsleri bu yol güzergahından geliyordu. 20 yıl önce Bolu ve Zonguldak asfaltı yokken bizim burada asfaltımız vardı. Tabi ondan sonra turizm akışı diğer illerden olmaya başladı. Evet. Bakın bu yol böyle bir cazip hale gelecek ki gelen turistin %60'ı Marmara bölgesinden geldiği için nasip olursa Düzce, Yalca üzerinden gelmeleri daha avantajlı olacak. Buradan geldiklerinde de Hasanlar Barajı Gölü, Sarıkaya Mağarası, ilçe merkezi, şelaleler, kanyonlar, türbeler, tarihi cami ve nihayetinde Yedigöller turunu tamamladıktan sonra güzel bir turizm paketi yapacağız. Evet. Tabii ki bu hem ilimize hem ilçemize turizm açısından çok katkı sağlayacaktır.
Söyleyeceklerim bunlar. Peki, peki. Çok teşekkür ediyorum Muhterem Bey. Bu güzel haberi de bizimle paylaştığınız için. İlerleyen günlerde detayları almaya devam edeceğiz sizden inşallah yine. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi günler efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler.